Ahmet Kekeç, halka ahmak diyen FETÖ lideri yeni bir saldırıya hazırlanıyor. FETÖ liderinin son videosu darbe girişiminin arkasındaki gücü kabak gibi ortaya çıkardı. 2 kere 2 4. 15 Temmuz bir Fetullahçı Amerikancı darbe girişimidir. Saldırıda kullanılan bazı roket mermilerinin TSK envanterine kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Demek ki mermiler bir başka üstten temin edildi. Hemen aklımıza İncirlik geliyor. İncirlik'te görevli bir Türk generalinin darbe bastırılır bastırılmaz Amerika'dan sığınma istemesi işbirliğini ve ortaklığı ele veriyor. Bir bilgi daha Erdoğan'ı indirmek için hava takibi yapan suikast uçakları İncirlik üstünden kalkan yakıt tankerleri tarafından ikmal edildi. Bir de darbe üstüne Pensilvanya'ya bakalım. Rivayet darbenin başarısız olduğu bilgisinin bazı CIA direktörleri tarafından Pensilvanya'ya bildirildiği yönünde. Mümkündür. Pensilvanya'daki zatın hafakanlar geçirdiğini tahmin etmek zor değil. Bunu görüntülerden de izledik. Yabancı televizyon kanallarına açıklama yapan FETÖ lideri öfkeliydi. Bir takım hırçın görüntüler sergiliyordu. Dengesiz hareketlerle koltuğuna oturup kalkıyordu. O gün yani 16 Temmuz'da utanmadan darbeyi kınadığını bildiren bir açıklama yaptı. Bu işaretle Türkiye'deki militanları kınama kuyruğuna girdiler. Gazeteleri darbe karşıtı başlıklar attılar. Müseccel FETÖ taraftarları da sosyal medyadan darbeye lanetler okudular. Bunu yaparken 15 Temmuz'un kurgu olduğunu belirtmeyi de ihmal etmediler tabii. Darbe karşıtı pozisyon 5 gün sürdü. Dün FETÖ lideri yeniden kameraların karşısına geçti ve temellük edecekleri yeni pozisyonu bildirdi. Maddeler halinde sıralayalım. 1. Fethullah Gülen'e göre ortada bir darbe girişimi yok. Sergilenen şey sadece tiyatro. Maksat darbe tehdidini gösterip Hizmet ehlenini TSK'dan tasfiye etmek. 2. Ortada bir darbe girişimi olmadığı gibi darbeye karşı bir direniş de yok. Bu da bir tiyatro bir karıncayı dahi incitmediğini söyleyen Fetullah Gülen darbeyi durdurmak için sokaklara çıkmış milyonlarca insana ahmak diyor. Bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güle dursun. Düğünler dernekler kursun, o komik durumlarını birer bayram ilan etsinler. Fakat dünya bu meseleyi ele alıyor, bu olaylar kitapların sayfalarına paragraflar halinde öyle işlenecektir. Halkın direnişine seviyesizce saldıran FETÖ lideri, meclisi bombalayan, yüzlerce insanı katleden, tanklarını ve jetlerini halkın üzerine süren asker kıyafetli teröristlere tek laf etmiyor. 3. 15-16 Temmuz'da halk emniyet birimleri ve ordunun bir bölümü darbe girişimini bastırdı ama iş henüz bitmedi. Bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi düğünler, dernekler kursun, TSK içindeki FETÖ unsurları henüz pes etmiş değil. FETÖ liderinin ağzından dinleyelim. Onlar düğünler dernekler kursun, hayatta kalırlarsa bunun altında öyle ezilecek, öyle hicap duyacak, öyle kızarıp bozaracak, öyle iki büklüm olacaklar ki ölür giderlerse öbür tarafta keşke, keşke, keşke demeden elleri olmayacak ki başka şey söylesinler. 4- Fetö lideri bunların sonu kanalizasyona yuvarlanmak olacaktır diyor ve dünya kamuoyunu hatırlatıyor. İkinci bir terör kalkışmasının dünya kamuoyundan destek bulacağını militanlarına aktarıyor. Buradan şu sonucu çıkarmak mümkün. Fetö lideri dünya kamuoyundan umutlu, güvenle konuşmasının ve tehditlerini sürdürmesinin arkasında alacaklarını düşündüğü destek var. Amerika'dan da umudunu kesmiş değil. İki ihtimal var. Ya aldığı bir güvenceyle böyle konuşuyor ve militanlarını alesta tutuyor ya da psikolojik savaş yürütüyor. Ne olursa olsun durum kritik ve tehlike geçmiş değil. Ahmet Kekeç, Star.